etmiş. Çok güzelmiş ya. Kaymaklı mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah zeytin nasıl tatlandırılır, nasıl güzel bir zeytin yapılır onu anlatmak istiyoruz. Şimdi siyah zeytinlerimizi ağaçtan topladık biz. Görüyorsunuz bakın siyah zeytinler ağaçtan toplandığında böyle küllü küllü gibi oluyor. Artık kararmışlar da. Bunu siyah zeytin yapacağız. Evet. Önce yıkadık. Yıkadığımız zeytini bir süzelim. Süzgüye alalım. Süzdüğümüz zeytini hiçbir işlem yapmadan direkt şişemize dolduruyoruz. Siz zeytininizin miktarına göre şişe ayarlayabilirsiniz. Biz 5 litrelik bir şişe ayarladık. Onun içine dolduruyoruz. Bütün zeytinleri şişemize aldık ve huniyi takıp bir çay bardağı tuz ilave ediyoruz. Diri tuz olduğu için biraz zorlanıyor. Evet, salamura tuzu bu. Kalın tuz. O yüzden birazcık zor akıyor. Olsun, akar gene de sonuçta. Salamura tuzuyla tatlandıracağız. Bu tür şeylerde, zeytinlerde, turşularda salamura tuzu kullanıyoruz zaten. Billur tuz kullanılmaz. Yani iyotlu tuz kullanılmaz. Bir bardak tuz, bir bardak sirke, bir bardak sıvı yağ ilave ediyoruz buna. Ve her gün çalkalıyoruz, her gün sallıyoruz. Tatlanıncaya kadar sallayacağız. Şimdi tuzu dökmeyi başardık. Sirkeyi ilave ediyoruz. Şimdi sirke. Bir bardak. Bir bardak da sıvı yağ. Hepsi bu. Başka hiçbir şeye gerek yok. Sıvı yağı da ekledik. Ağzını kapatıyoruz. Ve dediğim gibi her gün sallıyoruz. Kapağını bulamadık. Nereye koyduk? Orada. Ağzını kapatıp önce bir çalkalayacağız. Tuzu her tarafına gelmesi için böyle bir sallayacağız. Evet, tuzu, yağı, sirkesi, zeytinlerin her yanını. Yalnız bu 5 kilo için geçerlidir bu ölçü. Biz bunun üzerine tekrar zeytin ilave edeceğiz biraz daha. 5 kilo için bu bir çay bardağı ölçüsü geçerli. Eğer daha az yapacaksanız o zaman yağı biraz daha eksiltmeniz gerekecek. Yani bütün ölçüleri eksiltmeniz gerekecek. 5 litre için verdiğimiz ölçü bu. Ve bu şekilde şişeyi yan yatıracağız. Her gün artık döndüremedim. Bu şekilde bir oraya, bir buraya, bir oraya, bir buraya. Bu şekilde tatlanıncaya kadar bekleyeceğiz. Tatlandığında çıkarıp yiyebiliriz. Denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın. Kaymaklı mutfakta kalın.